Ama birlikte konuşacağız. Nurettin Nebati gitmiş Fransa'da Türkiye'yi anlatıyor Fransız yatırımcılara. Amacı çünkü pazartesi günde konuştuk Emin de ekonomi programlarında anlatıyor. E, ne Merkez Bankası'nın verdiği hedefler ne Nurettin Nebati'nin açıkladığı programlar Türkiye'de enflasyonu indirmiyor, ekonomiyi düzeltmiyor, enflasyon giderek artıyor ve ekonomik gidişat hiç parlak değil. Şimdi para bulması gerekiyor ülkenin. E, Ukrayna Savaşı yüzünden turizm de pek bir şey vaat etmiyor bu sene. Fransız yatırımcıya gitmiş demiş ki, Türkiye'yi anlatıyor. Bir kere diyor ki, Türkiye'de yatırım yaparsanız malınızda canınızda güven, güvence altındadır diyor. Yetmiyor, Dönüyor Fransız yatırımcıları diyor ki, bürokrasiyle hiçbir sakınta çekmezsiniz hiç merak etmeyin. Cumhurbaşkanımız arkamızda, biz istediğimiz gibi mevzuatı değiştiririz. Şimdi Nurettin Meb Nebati zannedersiniz ki köy kahvesinde köyün ileri gelenlerini ikna etmeye çalışıyor. Bir kere <laughs> batılı mantalitesini hiç anlamamış bir, yatırımcının ne gibi hassasiyetleri var buna hiç çalışmamış iki... Ya zaten bir yatırımcıya siz merak etmeyin mevzuatı biz değiştiririz dediğinizde bizzati bir güven krizi oluşturmuş olmuyor musunuz? Bu yatırımcı şöyle demez mi? Ya bu bana göre mevzuatı değiştiriyorsa 3 gün sonra da başka yatırımcıya benden farklı birilerine ya da kafası kızar kendisi için mevzuatı tekrar değiştirir. Demek ki bu ülkede kafasına göre iş yapılıyor. Demek ki Cumhurbaşkanı var deniliyor, Cumhurbaşkanı bugün bizimden iyi, 3 gün sonra Fransa'ya kızar, kafası kızar ya da hava o gün bulutludur, yağmur yağar. Der ki ben artık arkanızda değilim, mevzuat falan da değiştirmiyorum, bürokrasiye de bir şey yapmıyorum, hadi bakalım. Sizin buradaki yaptığınız yatırıma da el koyuyorum, ortak. Ya bu mesela sence Emin, yabancı yatırımcıya söylenecek cümleler midir? Ya hiç merak etmeyin. ...gereğini yap. Vardır ya böyle... ...abi sen merak etme ya, yaparız bir şeyler. Sen kabul et bak, merak etme... ...benim orada adamım var, iki ona... ...bir şey görürüm onu, hallederiz. Böyle bir... ...ekonomiden sorumlu bakan gidiyor... ...koca koca şirketlere bunu söylüyor. Ne diyorsun? Valizinizi toplayın ve... ...Türkiye'den kaçın. Bu aslında bu açıklama... ...bu. Valizinizi toplayın... ...ve derhal buradan kaçın. Bir kere... ...mesela bir Türk yatırımcı... ...olarak sen... Gittiğini, Fransa'ya gittiğini düşün. Ve Ekonomi Bakanı öncüsü şöyle söylüyor. Canınız güvencede. Canım güvencede. Canım hangi güven ülkede güvencede olmaz? Ve hangi ülkenin ne tür ülkelerin bakanları merak etmeyin canınız güvencede, canınıza bir şey olmayacak der. Bu lafın söylenmesi zaten başlı başına dehşet verici. Canları niye güvencede olmasın Türkiye'de? Türkiye neresi? Sudan mı burası? Suriye mi burası? Burası nasıl bir ülke de canları güven. Malları ne yapıyoruz? Yani mallarına mı çörekleneceksiniz? Hani mallara mı çöreklenecek? Nedir? Buradaki tehlike nedir? Neden malları güvencede olmasın? Anlamadım ben bunu. Bugüne kadar hiçbir ekonomi bakanı böyle şeyler söylemedi. Bir bu. İkincisi burada daha önemli bir şey var Şirin. Çok önemli bir şey var. Yanında biri yok. Kim o? Merkez Bankası Başkanı. Türkiye tarihinde bu ikidir oluyor. İkisinde sayın Nebati yapıyor. İkidir oluyor. Yani Merkez Bankası Başkanı olmadan yatırımcıların karşısına Türkiye tarihinde daha önce hiçbir bakan çıkmadı. Sayın Albayrak da çıkmadı bu arada. Hani Gölge Albayrak diyoruz ya. Sayın Albayrak da çıkmadı. Çünkü ülkenin en önemli politikalarından biri para politikası ve o para politikasını yürüten adam kadın olsaydı kadın yok yanında Sayın Kavcıoğlu. Ne dedi çünkü Sayın Nebati? Merak etmeyin biz Merkez Bankası faizin önemli. Yani biz Merkez Bankası'nı önemsizleştirdik. Zaten böyle bir ülkeye asla güvenmezsin. Ardından söylediği, devamlı söylediği şeyler zaten dehşet verici. E, bürokrasiyi alaşağı ederiz. Dünyada yatırımcıların güvendiği zengin halkı refah içinde olan ülkeler hangileri? Bürokrasinin alaşağı edildiği ülkeler mi? Bürokrasinin alaşağı edilmediği ülkeler mi? Tabii ki edilmediği ülkeler. Mevzuatı hemen değiştiririz Cumhurbaşkanı arkamızda. Mevzuatın zırt pırt değiştirildiği ülkeler mi? Değiştirilmediği ülkeler mi? Acaba daha zengin, daha güvenilir, daha refah içindeler. Mevzuatı nasıl değiştirdiğinin örneğini herkes biliyor Sayın Nebati. 72 maddelik İhale Kanunu'nu 192 kez değiştirdiniz. Bakın 172 maddeyi 192 kez değiştirdiniz. Size niye güvensinler? Bunları söylediğiniz anda zaten valizleri toplayın ve vın Türkiye'den derhal kaçın. Asla gelmeyin demiş oluyorsunuz. Bu bu şekilde yatırımcıya güven verilmez. Biz hukuk ülkesiyiz. Bizde kurallar öyle değişmez. Bizde kurallar kişilere göre değişmez. Cumhurbaşkanı bile istese bizde kuralları değiştiremez. Çünkü bizde Cumhurbaşkanı kral değildir, sultan değildir. Biz böyle bir ülkeyiz demeniz lazım. Yatırımcılara bürokrasi, bizde bürokrasi tıkır tıkır işler demeniz lazım. Biz bürokrasiyi al aşağı ederiz dememeniz lazım bir kere. Canınız, malınız de zaten bunu ağzınıza bile almamanız lazım. Bunu söylediğiniz anda yoksa yoksa bunlar bunlar yoksa hemen adamın aklına bir soru gelir. O yüzden ben çok şaşkın ve bir de lütfen yanınıza Merkez Bankası Başkanı'nı alın. Bu ülkenin itibarını iki paralık etmeyin. Türkiye tarihinde böyle bir şey yaşanmadı. Daha önce de bütün bakanlar yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Her seferinde yanlarında Merkez Bankası Başkanı vardı. Ali Babacan gittiğinde de vardı. Albayrak gittiğinde de vardı. Lütfü Elvan gittiğinde de vardı onlardan önceki AKP'den önceki bakanlar gittiğinde Merkez Bankası Başkanı yanınızda yokken nasıl oluyor da yatırımcılığın karşısına çıkıyorsunuz? Bu gerçekten sizin egonuzu okşuyor olabilir. Ben Merkez Bankası Başkanı içe sayıyorum. Ama ülkenin itibarını yerle eksan ediyor. Şimdi ben bu aslında e, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı kapsamında düzenlenen bir kahvaltıda gayrimenkul yatırımcıları derneğinin düzenlediği bir top, toplantıda konuşuyor e, Nurettin Nemati. Ve asıl amacının anladığımız kadarıyla gelin Türkiye'deki inşaatları alın ya da inşaat şirketleriyle gelin. Yani burada pazarladığı yüksek kalit katma değerli yatırım e, ve Türkiye'nin gerçekten e, uluslararası alanda rekabetini kolaylaştıracak büyük yatırımdan daha çok gelin arsa alın, bina alın, var Biliyor olan... Var. Ee, var olan konut açığından e, şey alın e, nedir adı bina alın ya da bina yatırım yapın ya da daire alın getiriyor herhalde evet. çünkü istedirler. zaten şu anda kimsenin Türkiye'ye gelip doğrudan yatırım yani bir fabrika kuralım istihdam yaratalım bunu gelmeyeceğini evet. biliyorlar buradaki şey şu Türkiye o kadar ucuzladı ki Hı. o kadar ucuzladı ki geçen sene 1 milyon doların varsa TL'ye çevirdiğinde bu vakitler 7 milyon lira yapıyordu Bugün TL'ye çevirdiğinde 14 milyon lira yapıyor. Ev fiyatlarını fırlama nedeni de bu. Gelip Türkiye'de konut alıyorlar yabancılar. Çünkü Türkiye çok ucuz. Zaten buradaki ana amaç da o. Konut yani müteahhitler aman Konus satsınlar yoksa Türkiye'ye gelip fabrika kuracak şu anda kimsenin Türkiye'ye gelip fabrika kuracağını istihdam yaratacağını falan bunları böyle şeyler olmayacağını e, Sayın Nebahati Şimdi de, e, bir takım e, bir zaten. takım hedeflerden de bahsetmiş sana tekrar döneceğim ama e, barışa sormak istiyorum ne düşünüyor diye Bu arada bir gözüme bir e, ayrıntı e, dikkatimi çekti Daha doğrusu şimdi böyle birazcık da daha... Nurettin Nebati de böyle hani halk ağzıyla konuşmayı seviyor. Tamam okey sempatikliğini belki buradan kazandığını düşünüyor ama yatırımcılara demiş ki şöyle bir İstanbul'a gelin görün. İstanbul görülmeden orada yaşamadan Boğaz'da bir balık yemeden Türk misafirliğini, misafirliğini görmeden anlaşılamaz. Öyle anlatmakla da olmaz. Geleceksiniz göreceksiniz yürüyeceksiniz havasını teneffüs edeceksiniz. Şöyle bir Sultanahmet Camii'ne ve Ayasofya'ya gideceksiniz. Ayasofya camine gitmiyor ama Ayasofya'ya davet ediyor. Diyecek. İkincisi Boğaz'da da balık yerken herhalde yanındaki içeceği mi kastediyor? Yani öyle bir şey yapmış ki Türkiye'yi ee, e, baksan bunları okusan aa, ne kadar güzel yani İstanbul'da zannedersin bunlar böyle her türlü özgürlüğü sağladılar her yerde yasaklar koymadılar içki yasakları Türkiye özgürlüklerin ülkesi Ayasofya camiye çevrilmedi hiç böyle şeyler yaşanmadı İstanbul'u zaten İstanbul bir dönem bütün dünyanın gözbebeğiydi bebeğiydi ama nasıl göz bebeğiydi? eğlence sektörüyle yeme içmesiyle restoranlarıyla çoğulculuğuyla Öyle mi? Ya işte birincisi e, bu tam da hani ben daha önce bir patron nebati, bir ağa nebati, bir de bakan nebati vardı. <laughs> üç nebati tarif etmiştim. Bu o üç nebatinin karışımı olan bir nebati. Yeni bir nebati. <laughs> bir tutam ondan, bir tutam ondan, bir tutam ondan koyuyorsunuz. Ne demek üçünün karışımı olan bir nebati? Ekonomi programı neye dayanıyordu? Hatırlayın. Türk lirası değersizleştirecek, değersizleştirecek, değersizleştirecek. Türk lirası değersizleşince ne değersizleşecek aynı zamanda? Türk işçisinin emeği değersizleşecek. Alım gücü düşecek. Halkın. Halkın alım gücü düşecek. Böylelikle Türkiye'de bir Çin hayali kuranlar, daha kötüsü Çin'in gelişmiş kalkınmış bir ülke olduğunu söyledik. Türkiye'de bir tür Afrika arayanlar. Hı hı. Gelip bu ülkede ucuz işçilikle iş yapacaklardı. Nurettin Nebati'nin ağalıktan Hatırlayın burada anlatmıştım ağalıktan sonra patron nebati sonra bakan nebati oluşuna kadar hiç değişmeyen çizgi bu. Türk işçisinin öbür tarafta Türk marabasının Urfa'daki ucuz çalışması. Açıkçası burada bunun sonuçları